Güven Grubu en sağlıklı sohbetleri sunar. En sağlıklı sohbetlerden merhaba. Bugün konumuz estetik. Olduğundan daha genç ve güzel görünmek giderek daha fazla öne çıkan bir istek haline geldi. Peki en çok hangi estetik müdahaleler tercih ediliyor? Herkes iyi bir sonuç alabiliyor mu? Bu tür müdahalelerde hata payı ne kadar? Ameliyatsız güzelleşmek isteyenler için en yeni teknolojiler neler? Tüm bu soruları ve daha fazlasını her zaman olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy'la birlikte çok değerli konuklarımız var. Onlarla konuşacağız. Güzellik kavramı gün geçtikçe değişiyor mu? Olduğundan daha genç ve güzel görünmek için en çok hangi estetik müdahaleler tercih ediliyor? Herkes iyi sonuç alabiliyor mu? Estetik müdahalelerde en yeni teknolojiler neler? En sağlıklı sohbetler başlıyor. Çok değerli konuklarımız var dedik. Konuklarımız estetik plastik, rekonstrüktif cerrahi doçent doktor Gökhan Adanalı ve dermatoloji uzmanı doçent doktor Alef Eken bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyelim her iki konuğumuza da. Ya bugünkü konu için bence bütün bayan izleyiciler ekranda diye düşünüyorum ama artık bayan erkek kalmadı herhalde. Her iki tarafında estetiğe merakı bir hayli yüksek diye düşünüyorum. Yani estetik zaten trendler son zamanlarda çok fazla artmış durumda. Özellikle de sosyal medyanın etkisi. İnsanlar gerçi o sosyal medyada bir takım uygulamalarla güzelleştirebiliyoruz ama hocalarımız o uygulamaları gerçek hale getiriyor. Uygulamalar olmadan. Evet. Ama hep güzellik görecelidir derler ya. Ben Alev hocama şey sorarak başlamak istiyorum. Tamam, güzellik görecelidir deriz ama ilk bir insanın yüzüne, bir insan size geldi. Yüzüne baktığınızda nelere dikkat edersiniz hocam? Yani onun güzellik algısını nasıl tarif edebiliyorsunuz? Şimdi öncelikle güzellik uyum ve dengeye bağlıdır. Oran ve dengeye bağlıdır. Dolayısıyla canlıların içinde de Tanrı tarafından verilmiş bir ilahi oran vardır. Bu orana biz altın oran deriz. Ama herkesin kemik yapısı, herkesin yüz yapısı bu altın orana uymayabilir. Biz güzelliğe baktığımız zaman bir bütünsel olarak bakarız. Öncelikle 7 noktayı değerlendiririz. Cildi, alın yüksekliği, kaşların konumu, gözler arasındaki mesafe, burun, burun genişliği, burun uzunluğu, dudakların genişliği ve çene ayrıca kontür olmak üzere bunları değerlendiririz. Bunların sonucunda hepsini değerlendirdikten sonra bunlar arasındaki uyum en önemlisidir. Ama size mutlaka ben Angelina Jolie gibi bir burun istiyorum veya başka örneklerle gelip bunu bana yapın diye mutlaka alıyordu, evet, değil mi? Evet, tabii ki. Şimdi bunlar arasında uyum olması lazım dedik. Örneğin bir yüzü üst yüz, orta yüz, alt yüz diye değerlendiririz. Herkese Angelina dudağı olmayabilir. Hı hı. Neden olmaz? Küçük bir çenesi olan bir kişiye kocaman bir dudak uyumlu gelmez. Dolayısıyla burnu büyük olabilir, dudakları hafif, çenesi geniş olan bir kişiye tabii ki Angelina dudağı yapılabilir. Hı. Yaptığımız zaman ne olur? Şişik bir dudak olur. Belki güzel olur ama estetikli görünüm olur. Uyum olmaz zaten. Aynen. Peki en çok hangisini, bu çok önemli sorularım var. Lütfen bu program İbrahim Bey birazcık sizi şöyle bir iteceğim. Ben hocam. Peki en çok hangi ünlüye benzemek için size geliyorlar? Şimdi bizde Türkiye'de bir kere ünlü kültürü çok fazla. Hmm. Hem ünlü hem de medyadan bir resimle geliyorlar. Genellikle sanatçılardan işte Angelina dudağı en çok filancanın yanağı şeklinde geliyor. Ama şöyle düşünelim. Bir odaya girdiğiniz zaman ya da burada koltuklar nasıl uyumlu uyumsuz gözüküyorsa biz onların ilk yüzünü değerlendirerek onlara belli planda, programda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu işin de bir kuralı var. Estetik kurala bağlıdır. Belli bizim de takip ettiğimiz yayınlara bağlıdır.
Dolayısıyla bunlara hani bir kek tarifi gibi eğer sana şunu yapayım da bu iş olmaz. Yani büyük bir yüze küçük bir burun yaptırmak isteseler de çok doğru değildir. Doğru değildir aynen. Çünkü ama, yüzü geniş olursa burnu geniş durabilir, olabilir, dudakları geniş olabilir. Yine aynı şekilde küçücük bir göz, belki minnacık burun, minnacık bir çeneyle de güzel olabilir. Hocam hep kadın kadına konuşuyorlar ya, yani sadece kadınlar güzel, peki erkeklerde de aslında bu var değil mi? Erkekler de son olmaz zamanlarda olur. Arttı. Olmaz olur. Erkeklerde cerrahi olarak plastik cerrahlara en çok neden başvuruyorlar? Valla bizim ülkemizde ben 30 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Hiç değişmeyen açık ara burun ameliyatları birinci sırada. Erkeklerde de. Tabii. Erkeklerde de. Ne değişti? Bundan yıllar evvel bize burun ameliyatıyla ilgili başvuran erkek sayısı belki toplumun sosyoekonomik açıdan yüksek grubunu oluşturuyorken bugün artık herkes burun ameliyatı olabiliyor. Her kesimden ergenliğini bitirdikten sonra vücuduna veya yüzüne uygun olmadığını düşündüğü anda burun ameliyatı için plastik cerrahına başvuruyor. İkinci sırada belki bazı arkadaşların pratiğinde ilk sırada sosyal medyadaki gelişmeye bağlı olarak liposuction ameliyatlarında çok büyük artış var erkekler arasında. Niye? Çünkü artık biz maskülen görünümlü erkek hastaları veya erkekleri oluşturabiliyoruz. O baklava dilimi yapması falan onlar. Artık kişiler çok ufak fazlalıklarını veya ufak fazlalıkları demeyeyim, daha kaslı gösterecek, daha agresif liposuction'ları, biz high definition liposuction diyoruz buna. Yani vücuttaki ışık ve gölgelerin daha kaslı bir görünüm oluşturacağı liposuction tekniklerini kullanmaya başladık. Bunu gören, bunu sosyal medyada var olduğunu bilen bu ameliyatlar için daha fazla plastik cerrahın kapısını çalmaya başladı. Evet, tabii liposuction'lara geleceğim ama tabii cilde tekrar dönmek istiyorum ben. Biz ara sıra devreye gireceğiz. Arada girebilirsiniz, evet. Yani burun, liposuction yeterli. Evet. Şimdi cilde tekrar döndüğümüzde cilt kalitesi mutlaka ki önemli tabii ama cildimizi nasıl koruruz ve cildimizin bir uzmanın tabii ki görüşü çok daha önemli. Kalitesini nasıl belirleriz? Şimdi cilt kalitesi deyince cildimiz aynı bir bebek cildi gibi olmalı. Pürüzsüz, lekesiz, nemli, ışıltılı bir cilt. Hani bebek gibi cildi var denildiği zaman hakikaten deyim yerindedir. Ciltte kırışıklıklar olabilir mimik çizgilerine bağlı. Ama aknesi, lekesi, pürüzlü olan bir cilt sağlıklı bir cilt değildir. Dolayısıyla biz sağlıklı cildimizi nasıl koruyabiliriz? Cildimizin de düşmanları ve dostları vardır. Ben önce size dostlarından bahsedeyim. En büyük dostu nem, sudur. Susuz olan yerde hayat olmaz. Cildimizin nem içeriği yerinde olmazsa, ki biz bunu kolumuzun iç yüzü gibi gösteririz. Kolumuzun iç yüzü bakın nemlidir, sıklığımız zaman sıkılığı yerindedir. Nemi olmazsa hiçbir tedaviden yarar göremez. Tüm estetik işlemlerin temelinde nem yatar. Ne yazık ki bu nemi sağlayan da cildin ikinci tabakasındaki hyaluronik asit dediğimiz mıknatıs gibi sünger görevi gören ya da cildimizin ana maddesi ekmeğin unu, binanın çimentosu gibi bir maddedir. Bu madde olmadan cildimiz sulandırılamaz, nemlendirilemez. Bu madde yerine koymak için de dışarıdan hiçbir kremlerle cilt altına inemez. Büyük bir moleküldür. Bunu mutlaka cilt altına enjekte etmek gerekir. Hı hı. İkinci büyük dostu ne derseniz belki ilginizi çekecek ama uyku. Belki de cildimiz için yapabileceğimiz en güzel şey güzel bir gece uykusudur. Uyusun da büyüsün ya da büyüme uykusu dediğimiz, güzellik uykusu dediğimiz deyimler hepsi gerçek anlamda kullanılmıştır.
Uyku vücudun bir tamirat mekanizmasıdır, onarım mekanizmasıdır. Hani bir bilgisayarı açıp kapattığımız zaman nasıl tekrar yenilenirse uykuda da biz o şekilde yenileniriz. Ama uykunun da bir sınırı olmalı herhalde. Fazla uykuda hani daha da güzelleşeyim diye fazla da uyumamız normal değil. 7-8 saat normalde hepimizin uyuması gereken bir süre. Tabii bunun zamanları da önemli. Belli saatlerde büyüme hormonları salgılanıyor. Ben hastalarıma şöyle söylüyorum. Bana işte bir krem önerdiğim zaman sabah mı akşam mı? Gece mutlaka süreceksiniz. Sabah keyfinize göre diyorum. Çünkü bütün tamir mekanizmaları gece. Bazen de diyorum ki uykusuz geçen günler için uyku kremlerinizi depolayıp saklayın gibi bir espride bulunuyorum. Üçüncü büyük yardımcı olacak cilt sağlığına olumlu etkisi hepimizin bildiği gibi vitamin, mineral ve antioksidanlar. Bunlar bizim hücrelerimizin yapım aşamasında, bilgisayar aşamasında katkısı olan maddeler, ürünlerdir. Yani ona girerek mesela C vitamini mutlaka joker bir moleküldür. D vitamini hücrelerimizin akıllı durmasını sağlar. Keza omega 3'ler aynı şekilde. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Peki hocam şimdi haremlik selamlık gibi oldu. Ben hocaya soruyorum. Şimdi bir hasta size geldiğinde, hasta demeyelim aslında. Çünkü, danışan. Evet, danışan size geldiğinde o estetik yani plastik cerrahide şöyle bir şeyler yaptırmak istiyorum diyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani o kriterleriniz nedir? Bir yaş aslında söylediniz. Yani ergenlik yaşı gibi bir ifadeniz vardı biraz önce. Ergenliği yani, tamamladıktan sonra. Evet, ergenliği yani yaş olarak mı bakıyorsunuz? Onun dışında başka kriterler de var mı? Tabii olmaz olur mu? Aslına bakacak olursanız size başvuran her kişinin yaşı, sosyal durumu, ve sizden talep ettiği cerrahi işlemlerin ne kadar mantıklı olduğunu anlamak ameliyatı yapmaktan daha önemli işler. Yurt dışında çalıştığımız yıllarda çalıştığım kliniğin direktörü asistanlara şöyle bir nasihatte bulunurdu. İyi bir cerrah hangi hastayı ameliyat edeceğini değil ameliyat etmeyeceğini anlayan cerrahtır derdi. Bu somut pek çok şikayet nedeniyle doktora başvuran branşlar için belki çok geçerli olmayabilir ama özellikle plastik cerrahi gibi karşıdaki insanın subjektif beklentiyle karşınıza çıktığında yani ameliyatı olsa da olmasa da Tanrı'nın verdiği ömrü yaşayacak bir insana siz ameliyatı hastadan veya danışandan nasıl nitelerseniz etkilenerek yaparsanız karşınıza çıkacak sorunlu sonuçları göğüslemeniz gerekiyor. O yüzden çok net bir süzgeçten bu tip hastaların veya danışanların beklentilerini geçirip hangilerinin plastik cerrahi pratiğinde uygun olduğunu anlayarak ameliyat etmek çünkü lazım. Çünkü o ilk başta aslında plastik cerrahi çok pahalı bir cerrahiydi. Lüks gibi geliyordu ama şu anda lise bitirme, işte üniversite bitirme gibi hediyeler veriyorlar o tür tabii, şeyler tabii, için. Tabii. Yani onlar herhalde çok da öğrencilere indirimler. O sınav okul bitim zamanında onlar çok doğru değil gibi geldi bana. Vallahi şimdi şöyle düşünmek lazım. Biz kepçe kulak ameliyatını örnek veriyorum herhangi bir şeyden. Kepçe kulak ameliyatını erişkin kulak büyüklüğünün %95'ini tamamladığını bildiğimiz 6 yaşından itibaren yapıyoruz. Bu çocuğun okula başladığındaki karşılaşacağı sosyal problemleri göğüslemesi veya hiç yaşamaması açısından yapılması gereken bir yaş olarak görünebiliyor. Ama ben şöyle hasta gördüm 17 yaşında annesiyle birlikte annesinin ağlayarak geldiği ve hocam kulaklarını Japon yapıştırıcıyla saçlı derinin alt kısmına yapıştırıyor ne olur bizi bu dertten kurtarın diyerek hakikaten somut olarak da bu yaşa kadar da beklemenin bir anlamı yok tabii değil mi? Tabii yani haklı olarak aileleri ikna etmek de bu çocuklar açısından çok kolay olmuyor. Maddi manevi kolay olmuyor. Dur bakalım hadi şu okulunu bir bitir, sınavı geçir, üniversite sınavını bir bitir. Sonuçta belli bir
aşamaya gelince çocuğun beklentisi o yaş grubunda veya ergenin beklentisi plastik cerrahi açısından ameliyat olmasını gerektiriyorsa biz ameliyatını yapıyoruz. Şimdi ameliyatlar var ama bir de tabii ameliyatlardan önce gençlere yapılan ameliyatlar var dediniz. Bir de tabii şimdi artık gençlerde aslında herkeste o kadar çok yaygınlaşan botoks, dolgu vesaire gibi yöntemler var ki bunları nasıl değerlendireceksiniz? Yani herkes botoks yaptırıyor artık diye gözlemliyoruz biz. Doğru mu peki botoksun zararları da neler? Bunu da merak ediyoruz. Şimdi öncelikle ben botoks, vitamin enjeksiyonları ya da dolgu enjeksiyonlarını makyaj olarak görüyorum. Gökhan Bey'in yaptığı işlemleri terzilik olarak görüyorum. Lazer türü, teknobiyotü dediğimiz cihazların uyguladığı işlemleri de kuru temizleme gibi görüyorum. Güzel. Çok güzel bir betimleme oldu. Hangi yaşlarda kişi botoks yaptırsın veya yaptırmasın mı? Öyle kişiler var ki bir kere siz annenize, babanıza karşıdan baktığınız zaman kendinizi aynada görüyor gibi olmanız lazım. Şimdi İbrahim'in çatığı var, İbrahim Bey'in. Onun mutlaka annesinde, babasında da vardır. Öyle inceleyip, ben hastalarıma öyle diyorum. Sen annene, babana bir bak ya da çevrene, akrabalarına. Ona göre varsa ihtiyacı yapılmalı. Ben kendi oğluma da alında derin bir çizgisi vardı. 26 yaşında yaptım. Hani bir endikasyonuyla yapmak var ki botoks çocuklarda şaşılık tedavisinde kullanılan, çok geçmişten beri 30 yıldır kullanılan bir metot yapılabilir. Biraz da 30 yaşından sonraki bayanlar ileriye dönük kırışmayalım diye yaptırıyorlar. Onu da küçük enjeksiyonlarla yapılabilir. Botoks dediğimiz şey aynen yemeğin yağı, tuzu, şekeridir. Uygun dozlarda yapılırsa hiçbir sorun olmaz. Bir de sorun olanlar var tabii. Televizyonlarda, gazetelerde karşılaştığımız sahte doktorlar tarafından yapılan, kuaförlerde yapılan. Merdiven altı, güzellik. Evet, yani bunlar çok sakıncalı tabii. Ben size biraz önce bir kek örneğini verdim. Bu tarifle, kek tarifini aldım, ben yaptım, olmaz. Her şey kitabına göre. Kesinlikle. Bizim de kitaplarımız, kodlarımız, anatomik yapı var, fonksiyonel anatomik yapı mutlaka var. Mutlaka bir uzmana danışılması evet, gerekli. Evet, mutlaka bir uzmanının yapması gerekli. Ama mesela bir problem olursa ifadede bunun bir geri dönüşümü oluyor değil mi botoks veya dolguda? Botoks'ta geri dönüşümü belli bir süre beklememiz gerekiyor. Dolguda öyle bir şey yok. Dolgu kimlere yapılabilir? Bir de onları anlatayım. Lütfen. Hocam bana dolgu mu yapılması lazım, botoks mu yapılması lazım? Bunu yayından önce sorsaydım. O kadar size sohbet. Çatmaya başladığınızdan itibaren, yani bu aslında belki 15 yaşında, 15 yaşında başlamışsınızdır. O zamandan ufak dokunuşlar yapılmalıdır. O zamanlar botoks yoktu. Yani biraz sonra yapmak lazım. Glabella bölgesi dolgusu ki çok tehlikeli bir bölgedir. Doğru. Evet. Çünkü Gökhan daha iyi bilir. Tek damar iletimi gözle ilgili, gözün damarlanması ile ilgili tek olduğu için, yani oraya giden yol tek olduğu için orayı iptal ettiğimiz zaman gözde her türlü sorun olabilir, körlüğe kadar giden. Çok tehlikeli. Evet. Şimdi müsaade ederseniz bu çok önemli bir konu. Evet. Aslında demin siz cümleyi başlattınız, Alev abla da çok güzel cevapladı. Ben bir günlük hayatımızdan örnekle anlatmaya çalışayım. Hepimiz özellikle Türkiye'de otomobillerimize çok düşkünüz. Dikkat edin, garanti süresi bitene kadar herkes otomobilini yetkili serviste tamir yaptırır veya bakımını yaptırır. Bir insanın garanti süresi yaşadığı ömürdür. Böyle bir nimeti bu işin yetkili servisi veya bu işin eğitimini almış doktorlar varken ucuzuna kaçıp kuaförde, ucuzuna kaçıp bu işin, bu branşın uzmanı olmayan kişiler tarafından veya evlerde 3 veya 5 tane video seyrederek, evet bu da ayrı bu bir günlerde konu. De yapılıyor. Tabii bunu biz hep duyuyoruz. Hani tövbe yarabbim, botoksçu geldi hanım gibi elinde çantasıyla ürünü alıp evde günlerde
bunun uygulayıcısı olan insanlar olduğunu, yapılan hatalı uygulamalardan sonra insanlar bize başvurduğunda bunu çok net olarak gördük. Burada çok daha önemli bir faktör var. Özellikle dolgu uygulamalarında yüzün damarsal anatomisi eşsizdir. Bu özellikle Uzak Doğu bazlı yayınlarda görüyoruz ki geçtiğimiz sene 39 tane hatalı dolgu uygulamasından kaynaklanan körlük vakası var. Tüm dünyada artık doktorların kırmızı bayrak çektikleri bir bölge. Yani çok dikkatli uygulamalar yapmak gerekiyor. Mesela demin dediniz ki benim alnımdaki çizgiye ne yapmak gerekir? Buraya kombine bir uygulama gerekir. Önce botoks uygulaması yapılıp o çizgi ne kadar sebat ediyorsa ondan sonra da eksik olan kısmı dolguyla doldurmak gerekir. Ancak alın bölgesindeki damarın içerisine yapılacak bir hatalı uygulamayla geriye doğru giderek birbirleriyle komşuluğu ve devamı olan gözü besleyen atar damara gelirse gözün damarı uç damar olduğu için o damarda beslenme problemine körlüğe kadar giden sonuç körlük, olabilir. Yani sağlıkla ilgili hemen hemen her şeyde çok küçük girişimsel uygulama da olsa büyük tehlikelere yol açacağı için bir hekim tarafından tabii ki bu gerekir. Bir hekim derken uzman hekim. Olan bir hekim, bir dermatolog, bir plastik cerrah. Niye? Çünkü bu insanlar yıllarca bunun eğitimini alıyorlar. Sürekli toplantılarımızda bunların upgrade'leri yapılıyor. Bunların yeni teknikleri öğretiliyor, eğitimler veriliyor. Bu kadar hayati öneme sahip olan bir organı bu işin uzmanlığıyla ilgisi olmayan bir hekime veya hekim olmayan birine nasıl emanet edebilirsiniz ki? Hakikaten şu anda bence o çizgi kalmalı İbrahim Bey. Tamam. Ya da çok doğru isimlere gitmelisiniz. Biraz kararında botoks enjeksiyonuyla yumuşatarak daha ileri, yani şu anda 25 olduğunu düşünelim, daha ileri yaşlarınızda daha ileri yaşlarınızda daha az çatılmasını sağlar. Tabii bir siyah veya beyaz gibi düşünmeyin. Çok geniş bir gri zon var arada. Söylediği gibi Alev Hanım'ın o şekilde bir yumuşatma da sizi doğal görüntünüzden uzaklaştırmadan son derece başarılı bir sonuçla günlük yaşantınıza devam ettirecektir. Evet, yayından önce sorsaydınız keşke dediniz İbrahim Bey ben dedim ama ben reklam arasında sormayı tercih ediyorum neler yaptırabilirim diye. Kısa bir ara verelim sonra devam edeceğiz. Kısa bir ara verdik ve En Sağlıklı Sohbetler tüm hızıyla devam ediyor. Cildimizi konuşmaya devam ediyoruz. Estetikle ilgili merak ettiğiniz her şeyi Doktor İbrahim Ersoy ile birlikte konuklarımıza sormaya devam edeceğiz. Cildin dostlarından bahsettik. Tabii bu bölümde de bir düşmanları ile girelim isterseniz. Cildimizin düşmanları neler? Cildimizin 3 tane büyük düşmanı var. Bunu hepimiz biliriz. Güneş, sigara, stres. Ama son zamanlarda buna bir dördüncüsü de eklendi, şeker. Şeker aynen güneşte kalmış bir hortumun kopması gibi, kırılması gibi bütün kolajen dokumuzu parçalıyor ve bizi yaşlandırıyor. Çikolata vesaire bütün evet, şekerli yiyecek şeker, içecekler. Karbonhidrat, nişastalı yiyecekler. Fazlası tabii. Fazlası. Güneş normalde aslında yani insanlar cildini güzelleştirmek, bronzlaştırmak için güneşte yatarlar. Cildimiz sadece bize mutluluk ve rahatlık verir gün ışığı. Onun dışında cildimiz aynen karaciğer ilacın karaciğere yaptığı, sigaranın akciğere yaptığı gibi cildimizin de bir numaralı düşmanıdır. Tabii bununla birlikte o zaman solaryumda. Evet. Tabii ki, tabii ki. Ve güneşten kaçınmada güneş kremi kullanmak üçüncü seviyededir. Tek çıkmayacaksınız, saatlere kontrol edeceksiniz, koruyucu giysiler giyeceksiniz ve güneş kremi. Belki buradan şu soruyu çıkarabilirsiniz. D vitamini nasıl alacağız o zaman? D vitamini genellikle beslenme desteğiyle öneriliyor ya da 1-2 dakika parmak uçlarımızdan bile alabiliyoruz. Bu arada olayı sadece direkt ışıma olarak düşünmemek gerekir. Tabii.
indirekt ışıma dediğimiz direkt güneşe çıkmadan da D vitamini üretimini yapabiliyoruz. Evet. Buradaki en önemli anlatılması gereken şey şu. Biz ultraviyole ışınlarını 3 dalga boyunda inceliyoruz. Maalesef bu ozondaki delikten sonra artık eskisi gibi saatlerce ben güneşin altında cildimi bronzlaştırayım demek çok ciddi bir deri kanseri riskini artıran faktör olarak bizim kliniklerde çok fazla sayıda hasta görmemize ve ameliyat etmemize yol açıyor. Yani doğrudan güneşin yüzünüze, cildinize temas etmesine gerek yok. İndirekt yollardan da alınabilir. Onların hepsinin oluşturduğu kızarıktan çillenmeye, bronzlaşmaya kadar güneşin zararlı izleri. Hatta bazı hastalar geliyor ama ben hiç güneşe çıkmadım diyor. Hepsi çocukluğumuzun ayak izleri. 20 sene sonra da izleri çıkabiliyor. Mesela bu konuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 7 yaşlarımda Ayvalık'ta bir çok ağır bir güneş yanığı geçirdim. Bir deniz tatili sırasında. Hala 52 yaşındayım. Hala o tatil sonrasında vücudumdaki sayısı çok fazla olan displastik nevüs dediğimiz tehlikeli tip benlere sahip olduğumda güneşten sürekli uzak kalmak zorundayım. Hmm. Yani bu o kadar önemli bir şey ki hiç öyle eskisi gibi ben tatile gidiyorum zaten 15 gün iznim var sabah 11'den 4'e kadar güneşin altında kalayım diye düşünmemek gerekiyor. Evet, cildimizin düşmanlarını da saydık ama tabii beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Kullandığımız kremlere dikkat etmemiz lazım. Doktorumuza çok dikkat etmemiz lazım. En azından danıştığımız doktorumuza. Peki evde de mutlaka yapabileceğimiz şeyler vardır. Veya yüzümüze uygulayacağımız, cildimize tabii uygulayacağımız. Tabii ki. Basit böyle bize birkaç tüyo verebilir misiniz? Bence bir insanın herkesin evinde bir toz şekeri vardır. Bir kahvesi vardır, bir yoğurdu. Balı vardır. Bal çok güzel bir nemlendiricidir. Mesela süzme yoğurtla balı karıştırıp belki içine antioksidan olarak bir iki damla yoğurt koyarak yüzümüze maske yapabiliriz. Veya, biz hep yiyoruz bunu. Evet. Veya peeling dediğimiz şey. Yıkama jelinize biraz toz şeker, biraz kahve. Niye toz şeker kahve? Bunlar lavaboyu deliğini tıkamayacağı için bu tür ürünler. Onlarla peeling yapabiliriz. Hı hı. Yine yulaf çok güzel bir besleyicidir, B vitamini. Yulaf ezmesiyle yapabiliriz. Bunlarla rahatlıkla yapabiliriz. Ama bazen de geliyor ki sirke güzel bir üründür ama yoğunlaştırmış bir sirkeyle de cildini yakan hastalar görüyoruz. Aa, evet, bilinçsizce tabii evde evet. De her şeyi kullanmamamız gerekiyor, öyle değil mi? Tabii ki. Bir de şimdi AVM'lere gittiğimizde aslında kadınlara erkeklere baktı. Erkeklerde çok fazla yok ama kadınlarda hep işte belli bir burun yapısı var. Yani herkes de aynı burun gibi görüyorum ben. Yani hepsi kaşlar, botokslar, bir tek bir yüz olmuş gibi. Estetik aslında bir bağımlılık da yaratıyor mu insanlarda? Yani bir estetik yaptıran daha sonra sürekli estetik yaptırmaya mı gidiyor? Yaptırdıkça yaptırası geliyor diye evet. Biliyorum. Evet, tabii var böyle bir grup. Şimdi insan vücudunda kendisiyle barışık olmadığı kısımları düzelttirdikçe bunun özellikle içinde yaşadığı toplumda çok olumlu karşılanması insanın ikinci, üçüncü, dördüncü ameliyatlar için kendisini cesaretlendiriyor. Yıllardan beri bu bizim çok sık karşılaştığımız bir hasta grubu. Bunun iyi huylu ya da benign tip karakterde olduğunda büyük bir problemi yok. Sadece ciddi bir maddi kayba yol açacak veya maddi harcamaya yol açacak bir problem ama bir de body dysmorphic sendrom dediğimiz kişinin kendisiyle barışık olmadığı ve hiçbir şekilde yapılan bu işlemlerle de yetinmediği bir hasta veya insan tipi var. Bu tip hastalar karşınıza geldiğinizde çok dikkatli bir şekilde bu hastaları anlayıp mümkün olduğunca ameliyattan kaçınmanız gerekir. Ama onun dışında insanın burnunu düzelttirmesi, kulaklarını düzelttirmesi, küçük olan göğüslerini büyüttürmesi veya yıllardır sarkmış göğüslerini düzelttirmesi, dikleştirmesi, bunları bir arada yaptırmasında herhangi bir sakınca yok. Ama dediğim gibi bunun
iyi huylu veya kötü huylu olduğunu, yani hastanın isteklerinin mantıklı veya rasyonel olduğunu anlamak plastik cerrahi yapması gereken en önemli işlerden biri. Peki bir seansta bir ameliyat yaparken bunun birkaç ameliyatla eklenmesi mümkün mü? Daha fazla ameliyat? Tabii buna kombine ameliyatlar diyoruz biz. Ha, yapılabiliyor. Tabii yapıyoruz da zaten. Ancak kişinin medikal kondisyonu, yani ameliyat edeceğiniz kişinin... Yani burundan girip liposakşınla falan mı çıkıyorsunuz hani? Şöyle söyleyeyim, şimdi bunu bir şeyle de birleştirerek anlatayım. Belki siz de etrafınızda pek çok eşinizden, dostunuzdan görüyorsunuzdur. Ciddi bir morbid obezite ameliyatı olan hasta sayısı var toplumumuzda. Bu kişiler ciddi biçimde kilo veriyorlar ve kilo verdikten sonra vücudunun pek çok organında sarkma ve değişiklik oluyor. Biz bu tip hastalarda kilo verme stabilleştikten sonra toplama ameliyatlarına başlıyoruz. Ve pek çok organda, mesela göğüslerde sarkma oluyor, kol altlarında ciddi sarkma, bacak içlerinde, keza karında. Hastaların ameliyat sıralarını kendi kafamızda belirleyip bu hastalara kombine olarak seri ameliyatlarla bu kilo kayıpları sonrasında ortaya çıkan deformiteleri düzeltmeye çalışıyoruz. Veya hastanın hiçbir böyle bir problemi yok ama birkaç organını düzelttirmek istiyor. Dediğim gibi tıbbi açıdan ameliyat öncesi tetkikleri inceleyip her şey yolunda gidiyor ve her şeyiyle bu ameliyatları olma indikasyonunu koyuyorsak bu ameliyatları birlikte yapabiliyoruz. Peki özellikle yüz estetiğinde örümcek ağı gibi uygulamalar var. Siz daha iyi bilirsiniz, sizler daha iyi bilirsiniz ama onlar ne kadar doğru hocam? Çünkü çok bir şey trend oluyor, herkes yaptırıyor ama gerçekten efektif mi mesela örümcek ağı veya diğer uygulamalar sizin şu? Şimdi benim kanımca, biraz önce bahsettim. Hyaluronik asit dediğimiz madde bizim temel yapı taşımız. Bence burada biz bunu üç amaçla kullanıyoruz. Birincisi beautification dediğimiz güzelleştirme amacıyla imtihanlardaki gibi boşlukları doldurun. Direkt dolduruyoruz. İkincisi simetriyi düzeltiyoruz. Onu da yaptık. Bir de cilt kalitesini arttırıyoruz. İp yaptığımız zaman germe şekli oluyor ve belli kalıcı süreyle. Onun kolajen dokuyu uyarması gerekiyor. Hani belki Gökhan Bey'in söylediği farklı ipler ya da farklı askılar olabilir ama biz dermatologların yaptığı biraz arsayı al, imar geçecek mi şeklinde olduğu için bence hiyaluronik asitle yapılan işlemler zaten yapılması gereken, ameliyat da edecekse ya da başka şey yapacaksa, ne yapılsa yapılsın cildin kalitesini bir kere kumaşımızı sabit tutmak zorundayız. Koltuğumuzu sabit tutalım ki o koltuğun iskeletinden de süngerinden hep de yararlayalım. Cilt kalitesini, aslında cilt kalitesini önem söylüyorsunuz değil mi? Benim fikrim o ki yaklaşık 25 senedir kozmetikle uğraşıyorum. Buna Gökhan Bey de cevap versin askıya. Buna ben de şöyle cevap vermek istiyorum. Demin söylediğinize aynen katılıyorum. Yıllardır ben Sayın Alev Eken'e bu benzetmeleri açısından hep hayran olmuşumdur. Evet. Çok didaktik, dinleyene net olarak ne demek istediğini hemen çözüyoruz, anlatır günlük hayattan. Ben de bu örümcek ağ vesaire dediğiniz işlere şöyle söyleyeyim. Bu birazcık Nasrettin Hoca'nın göle maya çalmasına benziyor. Bizimkiler de fena değil hocam. Şöyle söyleyeyim, biz pozitif bilim yapıyoruz. Nedir bunun özelliği? Herkes tarafından yapıldığında benzeri sonucun alınmasıdır. Ben bu işi yaptım, iyi oluyor. Sizin elinizde olma türü bir şey olmaz. Bu bir. İkincisi, böyle bir şey yaptığınız zaman sizin bunu insanlara açıklayabilmeniz lazım. Yani en azından kendi meslektaşlarınıza. Bu tip ipleri biz de kullanmıyor değiliz, kullanıyoruz ama sabit bir takım noktalara derinin derindeki katmanlarını bu iplerle bir hamak etkisi içerisinde geçip onları sabit ve yer çekimine aykırı olacak bir
yüksekliğe asma şeklinde yapıldığı zaman bunlar mantıklı. Bunlar kabul edilebilir teknikler ve bunlar ameliyata, kişinin ameliyat olmak istemediği veya ameliyat olacak vaktinin olmadığı fakat bu tip değişikliklerle de kendisini mutlu ve mesut hissedeceği sosyal bir takım olaylara, mesela 3 ay sonra oğlum evlenecek. Günübirlik uygulamalar. Evet. Küçük kıza özet geçirecek yöntemlerle kalıcı olmadığının yapılan kişiye net olarak belirtilerek yapılabildiği somut yöntemler olduğu zaman elbette ki hepimiz yapıyoruz. Ama ben yüzünüze 5 tane bu doğrultuda, 5 tane bu doğrultuda ip koyacağım, bu ipler oradaki kolajeni uyaracak, 3 ay sonra yüzünüz gerilecek dediği zaman bir soru işareti oluyor. Evet, bu iplerle şimdi yönetmenimiz stüdyoya gelecek. O yüzden ben hemen evet, kapatmak istiyorum. Çok güzel konular ama hani biz kapatacağız. Yayından sonra konuşmaya ve sorularımızı sizlere tamam, aktarmaya devam edeceğiz. Efendim, en sağlıklı sohbetlerim bu hafta da sonuna geldik. Cildinize ve kendinize iyi bakın diyoruz. Haftaya tekrar Doktor İbrahim Ersoy ile birlikte yeni konuklar ve konularla karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Güven Grubu en sağlıklı sohbetleri sundu.